Cumhurbaşkanımız ama bir kitle çekemiyor. Ben bundan 41 senede 25 yıldır tedavi görüyorum. Yemin ederim ki ilacımı alamadım ben. Karadenizliyim. Yemin ederim ilacımı alamadım ben ya. Bak ben protez ameliyatı oldum. Çapa Tıp Fakültesi'nde bir kuruş ödemedim. Bu devletten başka bir devlet tanımıyorum ben. Ben ilacımı alamadım ya. Tedavimi alamadım. Ben yine bu ülkenin insanıydım ben ya. Ben yine bu ülkenin insanıydım bak. Ülkenin insanıydım yine. 25 yılda ben bu ülkede yaşıyordum. Ben ilacımı alamadım ya. Ben tedavimi bıraktım ya. Düşünebiliyor musunuz bunu ya? Hala bütün dünya Cumhurbaşkanı'nda Cumhurbaşkanı'nı gıptayla bakıyor. Bir tek bizim Türkiye'de bir kitle yani. Bir kısım kitle. Evet herkesi şimdiye kadar Türkiye'de yabancı ülke gidip de elini pençeyle duran cumhurbaşkanları vardı, başbakanları vardı. Ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. 41 yaşındayım ben. Ben yani yaşayarak öğrendim hayatı. Sen belki buraya geldin ama 21 yıldır ben tedavi görüyorum ve tedavimi alamadım ben ya. Tedavimi alamadım. Bak devlet yüzünden alamadım tedavimi. Devlet yeşil kartım yok. Babamın sigortası yok. 10 çocuklu bir aileydim ve bir babam bize bakacak açız. Şükredelim. Değişti. Şükredelim. 25 sene önceki adamlar kötüyse şu zamanki adamları da iyi yönlerini de tartışan kötü yönlerini de tartışan. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir ülke yönetenlerin hepsine de saygımız var. Halk nezdine inene saygımız var. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda Bolşeviklerle Lenin savaşıyordu. Lenin'in askerleri Lenin'in oğlu Bolşeviklere esir düşüyor. Bolşeviklerin komutanı da Lenin'in eline düşüyor. Bolşeviklerin komutanı diyor ki sen diyor benim komutanımı bırak diyor ben de senin oğlunu bırakacağım. Lenin'e soruyor. Grant Lenin. Lenin'in cevabı bu oluyor. Diyor ki benim oğlum komutan değil diyor. Seninki komutandır. Benim tüm yakalananları bırakırsan ben senin komutanını bırakırım. Ülkemizin lideri saygım da var. Bir çocuğunu askere yollamadı. Ben askerlik yaptım. Bu sefer savaş da olsa gitmem. Allah'a emanet olun. Bravo. Gel abi. Ablacığım sen dedin ki Türkiye'yi kıskanıyorlar dedin. Kıskanıyorlar. Evet kıskanıyorlar. Ekonomik olarak yabancı ülkeden niye buraya geliyorlar? Türkiye demek rahat bir ülke. Niye İstanbul'a geliyorlar? Niye Türkiye'ye geliyorlar? Ben Türkiye neden geliyorlar ya? Dolar burası demek ki rahat. Bir anlatsın anlat demek ki. Ben birebir yaşadım ya. Yokluğu da yaşadım. Hastalıktan tedavi olamadığımı da yaşadım. Yani böyle bir devlet daha yok yani. Yok. Abla şimdi tedavi niye olabiliyor musun? Evet oluyorum. Vallahi ben gözlüğüm muayene aldım. 3 ay sonra ben hastanedeyim ya. Hastaneden geliyorum şu anda. Yine Çapa Tıp Fakültesi'nden geliyorum. Bir kuruş ödemedim ya. Yemin ediyorum ben kemoterapi tedavisi gören en ağır tedavi gören olamadım. Para yok. 10 çocuk var. Babamız yok. Devletin yardımı yok. Ya yeşil kart yok. Yok 20 dönüm fındık bahçesi var. Bak şimdi ağabeyi bir dinleyelim. Ne şimdi diyorsun abi? Ben şimdi evde ne pişireceğimi düşünmüyorum. Varlıktan düşünüyorum şu anda. Ne diyorsun abi? Şimdi sen... Ya İstanbul'da bir dakika dinleyelim. Sen konuştun bak. Herkes tatilde. Yokluk var diyorlar. Herkes tatilde. Lokantalar dolu, restoranlar dolu. Herkes dolu. Şuraya bile gelmek... Ya şuraya bir vesaitle bile gelmek 7 liraya otobüse. Buraya geliyor adam aç mı duruyor? Aç mı duruyor? Nasıl geliyor? Demek ki para var geliyorlar millet. Bir bilet evinde duran 7 lira. Bir kişi yok. Bir bilet neden 7 lira? Bunu bir sorgula. Bak ablacığım, Ekrem İmamoğlu nasıl iki tane zam üst üste yaptıysa onu eleştireceksen Tayyip Erdoğan'ın yaptığı zamları da eleştireceksin. Particilik yapmayacaksın. Artı bir şey yapmak. Particilik yapmana vermiyor zaten. Ben 25 sene öncesinde adam, de vardım, şimdi de varım. Ben yaşıyorum ya. Kötüyse, ben yaşıyorum. Bu zamandakiler iyi sen diyemezsin. Sen yokla biliyor musun? Peki abla ben sana bir şey soruyorum. Yokla bilmiyorsun bir sen yokla. Sen yokla biliyor musun? Sorabilir miyim? Ya, abi benim belediye başkanım ya. Benim belediye başkanım neden Almanya'dan kredi çekiyor abla? Burada iş yapmak için. Neden yapıyor? Vermedi devlet. Vermedi devlet. Vermedi. Yardım teşvik fonu. Boğaziçi Köprüsü'nün gelirlerini aldılar. Yardım teşvik fonu. Belediye başkanı Almanya'dan kredi çekmeye ihtiyacı yok ki. İstanbul yok. Veriyor mu teşekkürü mü? İstanbul Türkiye'ye bakar. Teşekkürü mü veriyor mu? Türkiye'ye bakar. Bak ben bugün kredi çekmeye her yapma gözünü seveyim. Oldu gitti tatil yaptı. Yapmayın ya. Yapmayacak mı? Cumhurbaşkanı da orada saray yapıyor. Her memlekette saray olacak diyor. Ya bırak Allah aşkına bırak. Türkiye'ye bak. Ben yaşadım da bak abla sen kapalı bir insansın değil mi? Ben kapalı benim Allah'lı benim. Türbanlı bir insansın değil mi? Bak yanlış görüyorsun. Allah yolunda.
yolunda, Allah yolunda yani. Bir insansın. Ben sana bir şey soracağım. Bana sadece şunun cevabını ver. Çocuğun var mı abla? Hayır, iki tane var. Allah'a çok şükür benim de var. Allah bağışlasın. Allah uzun ömür versin. 45 tane çocuğa tecavüz ediliyor Ensar Vakfı'nda. Bir kereden bir şey olmaz diyor. Niye o değil? Niye o değil? Niye o değil? Ondan sonra zaten onları kapatıyorlar. Açığa çıkmıyor. Açığa çıkmıyor. Ondan sonra konuşunca da böyle susturuyorlar. CHP'de kendileri birbirine ya CHP teşkilatları birbirine tecavüz ediyor. Bunların susması ediliyor. Bir dakika, CHP teşkilatı birbirine tecavüz ediliyor. Niye kapatılıyor? Kim? Onlar da şey. Niye kapatılıyor? Bak. Bak kardeşim, particilik yapma. Böyle savunma. Ben vatanımı savunuyorum. Ben vatanımı genel olarak konuşuyorum. 600 tane vekil var millet. Buna şerefsiz demeyin. Ben diyorum abi, mecliste 600 tane vekil var. 600'ü de ben aynım. Size göre herkes aynı. 600'ü de bizim hakkımızı savunmuyor. Öyle ya, ben senin hakkını savunuyorum. Ben senin hakkımı savunuyorum. Ben vatanımı savunuyorum yani. Ben vatanımı savunuyorum, vatanımı. Savaşırım tabii ki ya. Savaşırım tabii. Bugün çağırsa vallahi de çalışırım. Sen buradan da kaçarsın kardeşim. Ben canımı veririm, yine gitmem. Size karınca, herkes vatan haini zaten. Sıkıntı orada. Siz eleştiren olunca hemen vatan haini diyorsun. Nereden biliyorum kardeşim vatan haini olduğunu? Ne diyorsun? Ne dediğim, ben senin hakkını da savunuyorum. Kendi hakkımı da savunuyorum. Alım gücüne bak diyorum. Allah biliyor musun? Harcıyor biliyor musun? Ne kadar kira veriyorsun? Yol parasına ne kadar para veriyorsun? Bunları niye eleştirmiyorsun kardeşim? Kim yaptı? Ya eşradan 7 liraya kim çıkarttı? Ben mi çıkarttım? Ülkenin başında lider ya, kim? Kim buradaki? Lider kim? Zerbeledi. Kim? Ya böyle işler yorumlama. Bak şimdi beyefendi, bak Almanya'da yaşıyor, Türkiye ile kıyaslıyoruz biz. Avrupa ile Türkiye ekonomi. Beyefendi diyor ki bak diyor, burada diyor insanlar eskiye göre daha rahat yaşıyor. Doğru mu abi? Abi restoranlarda yer yok. Kafelerde yer yok. Yemin ediyorum her yer tırfım tırfım. Gecenin 12. Camiler bomboş. Hayır hayır. Araya da gider misin? Yok yok. Bomboş bomboş. Bomboş. Ben camiye de gidiyorum sabah namazına. Allah korusun. Kardeşim bu zenginlerin sergisi değil ki. Ya tamam da ben size anlatıyorum, bak ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Vallahi yemin ediyorum size imreniyorum ya. Niye imreniyorsun abi? Abi niye? Hayat. Seni kimse tutmasın. Gel ülkeye yaşa ya. Gözünü seveyim. Tamam da ben 9 yaşında gitmişim. Her seyahatim gelimi. Tamam hepinizin kurulu düzeni ben var. Anlıyorum da. Kötüye kötü deyin kardeşim tamam, ya. Bak bak sen hemfikir miyiz? Ekonomi. Hani sen diyorsun ki Avrupa'nın. Yok yok. Yok öyle bir şey demiyorum. Avrupa'nın ekonomisi çok mu iyi zannediyorsun sen? Nasıl abi, yaşıyorsun sen anlatsana. Abi iki işe gidiyorum. İki işe gidiyorum ben. Sabah 4'te kalkıyorum. Tamam. Az önce dedin ki burada sabah 4'te 5'te kalkıyorlar mı? Ben gel piyasaya, burada piyasa 5'te 6'da kalkar. Ben görmüyorum valla. Nasıl görmüyorsun? Üsküdar'da kalıyorum bugün. Üsküdar'da saat 4'te 5'te insanın lambaların yandığını görmüyorum. Herkes işine gücüne gidiyor. Metrobüsüne biniyor, metrosuna gidiyor, arabasına biniyor. Başka şeyleri görüyorum ben demek ki. Abi o zaman bakış açımızla alakalı bir şey. Kardeşim bir dakika müsaade eder misin? Tabii. Söyle abi. Ben otelde kaldım. Azerbaycan başıdan. Hoş geldin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Saat 2-3'e kimi raks edirler. Kim raks edirler bilmiyorum. Raks bilirsiniz he? Dans. O dans edirler. Musiki, musiki otelin öbür tarafında. Tamam, kef edirler. Yani istirahat edirler, gezirler, dolanırlar, çok rahat. Peki Almanya ile ilgili anlattım, bak bir sabah 4'te gidiyoruz. Beyefendi de diyor ki kardeşim diyor, burada da biz yatmıyoruz diyor. Abi görmüyorum ben saat 4'te kimsenin kalktığını. Sabah namazına kalkınca abi, kimseyi görmüyorum ben sokakta. Gel piyasaya bir çıkalım, sabah kaçta piyasa açılıyor bir görelim. Kaç kişi kalkıyor? Hangisi? Bak kimse İstanbul'da sabah 10'da işbaşı yapmaz. AVM'lerde çalışanlar hariç. Beyefendi izleyin. Beyaz yakalı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden yaşıyorsun? Almanya Stuttgart'tan geliyorum. Buyurun. Şimdi abiye katılıyorum, onun görüşü ama bizim insanlar matematiğe, fiziğe de inanmıyor. Beyefendi izleyin. Abi sırayla özür dilerim. Buyur abi. Yani bizim insanlar matematiğe, fiziğe de inanmıyor. 1 lira, 1 euro 10 TL. Yani bu adamlar senden 10 kat ileride ekonomi olarak. Ama bizimkiler ona da inanmıyor, buna da inanmıyor. Bilmiyorum ben. Yani matematiğe inanmıyoruz, fiziğe inanmıyoruz. Yani biz yani inanmak istediğimize inanıyoruz. Ona bağırsan Allah'a bile inanmıyorlar. Başka bir şey anlatıyorum. Ben ekonomiden konuşuyorum. Herkesi dini kendine. Bizi ilgilendirmiyor. Yani biz matematiğe baktığın zaman ona Allah'a inanmıyorlar ya. Abicim bir saniye. Şey. Sen şunu söyle. Almanya ile Türkiye'nin. Bir saniye abi. Ben şunu anlatayım. Şimdi atıyorum Bayern Münih birinci değil mi? Bir kümes takım sonuncu. Ortada sen ne kadar o kümes takımı sevsen bile diyemezsin ki ben Bayern Münih'ten üstünüm veyahut da Bayern Münih kadar iyiyim diyemezsin. Çünkü veriler ortada. Türkiye'nin ekonomisi ortada kardeşim. 1'e 10.
Bu kadar basit. Yani bunun tartışması yok. Almanya'da nasıl? Abi Almanya bilmiyorum ne neden iş yapıyorsun? Ben Düsseldorf'ta çalışıyorum. Tamam ne iş yapıyorsun lan? Mesleğin nedir bilmiyorum. Eğitim seviyen nedir? Lojistik şey yöneticisi. Abi bak ben 2000 euro maaş alıyorum. Bir saniye. 2000 euro kiram var. Ne diyeyim? Hayatı yaşıyorum. Hayatım konuşabilir miyim? Ya da abiye mi şey çevirirsin? Bakın. Dördüncü ayda geçen sene korona şeye girdik, koronaya girdik. Devlet bize bir formla 9000 euro tık para yolladı bir haftanın içinde. 11. ayda 4500 euro yolladı. 3. ayda 7500 euro yolladı. Şu an 4500 euro tekrar yolladı. Geri almamak şartıyla. Bunun kıyası var mı? Siz bu paraları burada kazanamıyorsunuz. Ama hani darılıp gücenmeyin, havanızdan da geçilmiyor kardeşim. Zor geçiniyor. Abi hani ya gerçekten ben size üzülüyorum yani. Peki eskiye göre kıyasladığında ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi? Yani Avrupa'ya göre kıyasladığında. Ben şöyle söyleyeyim. Her yeni doğan çocuk büyür. İsterse şey olsun. Yani büyür yani. Ben Bulgaristan'a gittim, Sofya'ya gittim. Orada da araba var, orada da şey var. Yani her ülke kalkınıyor. Türkiye mahsus değil ki bu olay. Peki bugün bir cep telefonsuz dünyayı düşünün. Türkiye'deki insanlar lüks mü yaşıyor? Abi ayağını yorganına göre uzatmıyor. Bence bu Türkiye'nin halkı cahil. Okumamış. Polisi bile İngiliz. Türkiye'nin halkı cahil dediniz de. Evet. Şimdi ben doğuluyum. Evet abi. Ya şimdi şey, ben özür dilerim. Ben doğuluyum. Size şey saygım sevgim var. Hani doları sizler... 10 dolar 100 dolar bizim 10 katımızı söyledin. Güzel. Hiç bu neden artıyor? İçimizde, içimizde hain insan doları aynen zorla topluyor. Abi bir şey söyle. Hain deme. Lütfen rica ediyorum. Dolar hain diyor. Fırsat tanımıyorsun kardeşim. Boş konuşalım. Hayır cevap vermek istemiyorum. Siz bana bir Türk markası söyleyin. Almanya'da Alman'ın tanıdığı Türk markası söyle bana kardeşim, yok. Ama her şey Almanlar üretiyor. Audi, BMW, VW. Donumuza kadar, şu mikrofona kadar Almanlar üretiyor. Kardeşim biz ne üretebiliyoruz ki? Ne var, neyimiz var bizim ya? Kendimizi dev aynasında mı görüyoruz? Ya aynen öyle. Neyimiz var? Bana bir marka söyle de ki şu markayı Almanlar tanıyor de. Söyle bana abi, bir tane marka söyle. Ya gazoz ya bisküvi, başka ne var ki? Abi, neyimiz var abi? Almanlar üretiliyor. Kendi yerli markalarımız. Ya abi siz şimdi Kapıkule'den dışarı çıkmamışsınız. Sanki orada yaşıyormuş gibi konuşuyorsunuz kardeşim. Ben orada doğma büyümeyim. Gelin görün bakayım, adamlar ahlaklı. Bu adamlara Allah dinini iman nasip etsin. Elini sıkmak istiyorum. Adamlar ahlaklı. Ahlaklı, bizde ahlak yok kardeşim ya. Ama lafa geldi mi cak 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 ötüyoruz. Yok bir şey, boş. Debreş balatası sıyırmış gibi. Hani araba olur ya, debreş balatası sıyırırsın. Gaza basarsın, bar bağır bir ahlak ileri gitmez. Aynı yani. Ahlak devlet mi vermesi lazım? Vallahi bir saniye bekleyebilir misin? Lütfen bekle. Bir dakika. Kuru herhalde. Senin de kuru. Ya ben... Kafanda gözlük, her şeyin var. O 4-4. Sen zahmet et. Bir dakika. Ben engelli bir vatandaş olarak... Bir saniye. Var. Kredi borcu var abicim. Yok. Kredi borcu var. Şöyle dön abla bak, kameraya doğru. Türkiye'de fakir. Yani konuş hadi konuş. Şimdi herkes yani tuttuğu partiyle alakalı, karşı taraf onu desteklemiyorsa vatan haini diyor. Böyle bir şey yok. Yani Allah rızası için konuşacağız. İman eden insan yalancılıkla dayı, işi olmaz. Dayı. Bugün ekonomi bugün Türkiye hep zengin diyorsun bırak ya. Bana bırak. Senin gözünle evet görmüyor çek. Ben bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Amcacığım dinler misin? Asgari ücretle insanlar neden geçinemiyor? Adam neden ikinci bir iş bulma derdinde? Kiraları yine aynı şekilde. Faturalar aynı. Gelelim emekli. Emekli ikinci işte neden çalışıyor? Bana bunun cevabını verin sadece yeter. Başka bir şey sormuyorum. Buyurun hanımefendi, siz bir şey söylediniz. Şöyle gelin. Bak, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak sinir olduğum nokta ne biliyor musun? Ben Avrupa'dayım tamam. Bir sene. Nerede yaşıyorsunuz? Bir dakika. Hollanda'da. Hollanda'da. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? Bak bir senedir yaşıyorum. Buyurun. Bir senedir yaşıyorum. Abla diyor ya emekliler hani çalış. Dinle abla bak, burayı dinle. Emekliler hani orada çalışmıyor diyorsun ya. 80 yaşında benim iş arkadaşım var. 80 yaşında adam emekli. Bak sinirden deliriyorum. Haksız. Ben biliyorum. Ama burada da çalışıyor. Sanki burası. Bak ne diyorum. Orada da çalışıyor ablacığım. Ben fabrikada çalışıyorum. Amelelik yapıyorum. Anladın mı? Bak sinirim bozuldu. Haksızlığa gelemiyorum. Ben haksızlığa
Bak 80 yaşında adam, benim iş arkadaşım çalışıyor. Bak 80 yaşında emeklisi var ve yetmiyor adama. Burada Türkiye'de yetmeyip ikinci iş yapanı küçümseyemezsin. Küçümseyemezsin. Bak çalışma. La bak. Bak bir şey söyle. İmkan meselesinden. Tamam mı? Bak 18 yaşında. Orada 15 yaşında çocuklar, bak yemin ediyorum şu kadarcık çocuklar işte çalışıyor. Sen bunu gördün. Burada da tamam bak, burada da çalışıyor. Normali bu kardeşim. Başka türlü zaten geçinemezsin. Gençlerimiz okuyamıyorlar. Eğitim göremiyorlar. Ben üniversite mezunuyum ya. Ne diyorsun? Ben üniversite mezunuyum. Ankara Üniversitesi'nde. Bak Ankara Üniversitesi'nden mezunum. Ben de çalıştım. Her yerde çalıştım arkadaşım. Çalışmayan adama ekmek yok. Armut piş ağzıma düş. Yok yok. Avrupa'da bile yok. Biz tamam, bir şey söyleyeyim. Çalışacağız kardeşim. Mutlaka da. Çalışacağız da. Neye çalışacağız? Sen bir şey şimdi bir bak, emekliyi düşün. Ya tuzu kuru değil. Bak, tuzu düşün kuru kardeşim. Ben 1600 lira maaş alıyorum. Tamam, ona cevap veriyorum. Bak, 2,5 lira maaş alıyor. Yılda ne yapar bu adamın parası? 30 lira yapar. Doğru. Cumhurbaşkanının bir aylık maaşının 3'te biri bile değil. Neyi konuşuyoruz? Tabii ki çalışacak emekli. Tabii ki herkes bulduğu işi çalışacak. Az demeyecek, çok demeyecek. Onlar apayrı şeyler. Ya bak dışarıyla kıyas ediyorsun ya. Dışarıyı kıyas ediyorsun ya, onu söylüyorum. Bak şu telefonu bile ben taksitle almışım, taksitle. Sen konuşuyorsun. Abi size bir şey söyleyebilir miyim? Alman zengin mühendis olmuş, bisikletiyle mütevazi bir şekilde iş yerine gidiyor, araba üretiyor. Araba ürettikten sonra adam kendini kritik noktasına sokuyor. Diyor ki ben bu arabayı acaba daha iyi nasıl yapabilirim? Kafa yoruyor. Bizim Türk ne yapıyor? Arabaya biniyor, caf caf caf, çık çık çık. Telefon şeyde, adam tenezzül edip o arabaya bile binmiyor kardeşim. Üretiyor çünkü, adamlar tok. Bizimki burada havacı var kardeşim. Cep telefonunu alır masaya koyar, üstüne de cüzdanını koyar. Evladım, adamlar multimilyoner, kapının önünü kışın kendileri temizliyor. Bizim Türkler de kapıcı tutmuş. Evladım orası bak güzel temiz olmadı. Kalkınamazsınız, kusura bakmayın kardeşim. Birincisi biz yaşıyoruz. Onu söylüyorsun. Vallahi yani seviyenizden üzeri yaşıyorsunuz, öyle söyleyeyim ben size. Yani ayağımızı yorganımıza göre. Aynen öyle, aynen öyle. Adam her şey üretiyor kardeşim. Üretim yok. Üretim yok. Kopyalamak, hazıra konmak, Almanya'dan ürün getirip burada hava atmak. Ya adam üretiyor, adam tok ya. Bizim orada arabalar 100 euroya, 1000 euroya araba var. Almanya'nı dövüyorlar ya, atıyorlar, çöpe atıyorlar. Niye? Zengin bir ülke, tok adamlar. Tok kardeşim. Bir de Almanya'da acım diyen yalan söylüyor. Acım diyenler kim biliyor musunuz? Otomatlar var, kumar oynuyorlar adamlar. Tabi kumara para mı dayanır? O da onun cehaletinden. Yoksa ülke seni aç bırakmıyor. Çocuk başı 200 eurodan fazla maaş veriyor. İşsiz kaldığın zaman 1000 eurodan fazla şey veriyor. Yani orada aç kalmak mucize. Hani aç kalmak için aptal olmak lazım. Ben bu kadarını söylerim. Peki hocam, Almanya'dan Türkiye'nin bundan sonraki dönemlerde gidişatını nasıl gözlemliyorsunuz? Vallahi ne diyeyim şimdi, dikkatli konuşmak istiyorum ama bu böyle giderse bir yere varmaz bu ülke. Çünkü üretim yok. Niye abi? Abi üretmen lazımsın ya. Peki, para yok diyorsun müsaade. Abi arabamız bak. Yok. Cep telefonumuz yok. Bir buzdolabımız var. Başka neyimiz var abi? Bana bir... Yok mu cep telefonu? Abi varsa... Alayım sana bir cep telefonu. Hayır bak abicim, sen yanlış anlıyorsun abi. Abi ben bu seviyede ben konuşmak istemiyorum abi. Eğer konuş... Efendim? Almanya'yı mı övüyorsun bize? Abi Almanya ileride. Nerede kardeşim? Abi ileride. 2000 euro para alıyorsun, 1500 euro ev kiran var senin. Hangi ileride? He? 2800 alıyor. Tamam o zaman konuşma. Saygılar abi. Selamünaleyküm. Oldu abi. Abi 100 euro Almanya'da. 100 euro, 50 euro. Çöpe atmazlar. 4 milyar. 4 milyar. Ben otelde çalışıyorum. Neresinde? 40 yıl yaşadım Frankfurt'ta. Sen şimdi bana Almanya'yı mı övüyorsun burada? Geç onu geç. Evet abi. Neyini övüyorsun Almanya'da? Nemşedim. Ya iki kişi çalışmazsa Almanya'da geçinemez. Ne olacak 30 euro'da? 20 euro mu? Ne olmuş 30 euro? Burada 5000 euro. Ya kaç euro maaş alıyorsun? Ya bir takım daha mı iyi kötü mü nereden değerlendirsin? Tabelaya bakarsın kaç puan almış, kaç gol atmış. Almanya'nın tabelasına bak, ihracatına bak.
kendine bak çıkar ortaya. Tartışmamıza gerek yok ama siz matematiğe inanmıyorsanız, fiziğe inanmıyorsanız, sayıları o zaman ben sizden... Neyi inanmıyorsun? Bak hemşerim, ben normal standartına bakıyorum, hayat standartına bakıyorum. Hayat standartına. Sayılara bile inanmıyorsanız... Hayat standartına bakıyorum. Bakın. Neye itiraz ediyorsunuz? Ya diyor ki her şey diyor ucuz diyor. Bakın Almanya'da çocuk parası diyor. Almanya'da veriyor da kardeşim neyine yetiyor? İki kişi bir evde çalışmasa... Bir dakika dur. Bir evdeki kişi çalışmasa geçinebiliyor mu Almanya'da? Sosyal amta gitmeden geçinebiliyor musun? Abi, veya Wohnungshilfe alıyorsun. Abi ama her yardım geliyor. Ya kardeşim ne geliyor? Bir tane adamı çalışmıyor da Arge'den çalışıyorsa, abi, Arge'den para alıyorsa aldı 300 lira para. Sigara içiyorsa aç kaldı. Ya bırak Almanya'sı. Kafası çalışmıyor ya işi bilmiyor ya da... Karışma. İş dolu abi. Geçinebiliyor musun? Bir kişi. Aldanmayın abi. İnsanları aldanmayın kardeşim. Abi ben buradan 150 tane işçi götürüyorum Almanya'ya. Tamam abi, tamam saygım. Bana anlatma yani. Peki abi sen niye Almanya'yı bu kadar şey yapıyorsun? Şimdi adam diyor ki euro 10 lira, euro 10 lira diyor bu şimdi. Olsun ne olacak euro 10 lira? Önemli olan Almanya'daki hayat standartı kardeşim. Nasıl Türkiye'de bir kişi çalışıp ev geçindiremiyorsa Almanya'da da bir kişi çalışıp ev geçindiremiyor. Bana okutmayın. Yok abi katılmıyorum. Ne demek ya? Neden katılmıyorsun? Neye kızım? Abi güç. Normal bir işin alacağı. Abi. Kaçır Almanya'da kardeşim. Abi güçlü bir devlet. Abi bir saniye abi konuş. Ben teknolojiden bahsetmiyordum. Geçim standartına bahsediyorum. Konumuz ekonomi şu an. Ekonomi olarak. Almanya kat kat güçlü. Kıyaslanması bile yanlış, ayıp. Ben sana bir şey soracağım. Sen Real Madrid'le Kayseri Spor'u kıyaslanıyor. Ya kardeşim teknolojiden bahsediyor. Hayat standartına bahsediyorum. Hayat standartı süper abi. Ne İçtiğin süper? Gıdalar birinci sınıf. Ya kardeşim. Yediğin domates birinci sınıf. Her şey birinci sınıf. Ya bindiğin arabanın hepsi taksit. Abi taksit değil. Evet bindiğin arabanın hepsi leasing, finansiyel. Bırak bana anlat. Arkadaş çünkü iyi diyor da. Anlat. Bugün Almanya'da bile çöp toplayanlar var abi. Kusura bakma. Çöp toplamıyor. Bak ben size bir şey daha anlatayım abi. Tır şoförüyüm sürekli görüyorum. Hayır hayır abi. Çöp toplayanlar orada da var. Bir saniye. Onu da bak düzelteyim de. Ben kimseyi öyle düzelteyim abi. Düzelteyim abi. Almanlar şu pet şişelerine 25 sent depozit koyuyor. Tamam geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Adam onları topluyor. Eğer 25 senti oradan toplamak, çöp toplamaksa katılıyorum. Size abi bir şey soracağım sana. Bir dakika bak. Bir dakika. Soruma cevap ver. Sadece benim soruma. Almanya'da emekliler çöpten şişe topluyor mu, toplamıyor mu? Topluyor ama 25 kuruş şişe baş alıyorsun. Yani bu şeylikten topluyor. Kim topluyor çöplerden sizi ya? Kim topluyor? Topluyor demedim ki abi dedim. Topluyor mu diyorsun? Hayır ya. Hayır ben ya, kendim emekliyim. Gelir misiniz? Abi. Almanlar birincilik Şampiyonlar Ligi'nde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olur muyum diye çabalıyor. Biz kümeste üçüncülükte acaba dördüncü lige düşer miyiz diye çabalıyoruz. Kıyas bu abi. Başka bir şey söyleyeyim mi canım? Yarım saattir konuşuyoruz. Tamam. Beyefendi bir şey söyleyecek. Abi gitmem lazım gerçekten. Peki tamam görüşürüz. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Arkadaşın dediği gibi bütün yani içecekler su dahi 25 sent ya da 10 sentlik şeyleri var. Geri dönüşümü var. Fakat bunu hani benim gibi insanlar yeri geliyor dikkate almıyoruz, atıyoruz. O çöpleri karıştıran insanları görüyorum. Arkadaşlar biraz açıldım bak. Bu çok bir şey yok ki. Çöpleri karıştıran insanlar da onun depozitosundan faydalanmak isteyen insanlar var. Yani kandırmayalım kendimizi. Almanya'ya yönmeyelim. Arkadaş diyor ya 30 euro. Alamazsın kardeşim onu 30 euro. Abi almaz.